ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Manisa tarım alanlarında görülen don olayı ile ilgili hasarın tespitine yönelik çalışmalar başladı. Manisa Valisi Erzoğan Bektaş konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Bu tarafta Manisa genelinde ciddi bir don olayı yaşadık. Ve özellikle üzüm üreticilerimizi ciddi anlamda etkileyen bir felaket yaşadık. Toplantı Manisa Valiliği briefing salonunda gerçekleştirildi. Vali Bektaş yaptığı açıklamada geçen hafta Manisa genelinde ciddi bir don olayı yaşandığını belirterek bundan özellikle üzüm üreticilerinin etkilendiğini ifade etti. Biz de gereğini yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Manisa Milletvekili Recai Berber, Manisa'nın bütün ilçelerinde olmakla birlikte en çok hasarın Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçelerinde olduğunu belirtti. En çok da Merkez, Saruhanlı ilçelerimizde don hadisesinin zararı hasarı oldu. Ama bütün Manisa'nın ilçelerinde var. Sadece bağlarda da değil, kiraz, ceviz, badem bahçelerinde de aynı şekilde hasar var. Don olayının meydana getirdiği hasar ve rekoltede düşüklüğünde muhtemelen fiyatların daha yüksek oluşacağını kaydeden Berber, ürün kaybının toplam geliri azaltmayacağını tahmin ettiklerini belirterek, üzümde meydana gelebilecek %20'lik azalmanın bazen fiyatı iki katına çıkarabildiğini, bunun geçmiş yıllarda görüldüğünü söyledi. Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan ayında çıkan kararnameyle çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi borçları, bir yıl süreyle %3 faizle bir yıl süreyle ertelenmiş durumda. Bu ertelenecek. Sigorta yaptıran çiftçilerimiz için herhangi bir sıkıntı olmayacak zaten. Ancak sigortası olmayan parseller veya ekicilerimiz, üreticilerimiz için de bir çalışma yapmamız lazım. Bağcılıkla ilgili olarak, çünkü gelecek yılın ürünü de etkileyecek bazı hasarlar var. Sadece bu yıl değil, gelecek yıl etkileyecek. 2-3 defa, 2 defa don olayı yaşamış yerler var. Bununla ilgili de bir çalışma yapacağız. Mümkünse bu ertelemeyi iki üç taksite böldürmenin çabasını görüşeceğiz. Dolayısıyla Yunus Emre Belediyesi'nin başlattığı sütte soğuk zincir projesi kapsamında Yağcılar Mahallesi'nde hayata geçen süt toplama merkezinde incelemelerde bulunan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, kırsal kalkınmaya çok önem veren bir belediye olarak kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı kalkındırma adına yaptığımız çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor dedi. Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Yunus Emre Kaymakamı Yüksel Topal ve Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak, Yunus Emre Belediyesi'nin sütte soğuk zincir projesi kapsamında Yağcılar Mahallesi'nde kurulan süt toplama merkezinde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Başkan Çerçi'ye Yunus Emre Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Müdürü Ramiz Çoban ve Emlak ve İstimlak Müdürü Mustafa Dandin de eşlik etti. Başkan Çerçi, süt toplama merkezindeki incelemeleri sırasında bir açıklama yaptı. Kırsal kalkınmaya çok büyük destek veriyoruz. Özellikle Yunus Dağları'nda hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan türünün ıslah edilmesi, özellikle buralarda keçi, koyun ve büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Ve özellikle de keçi sütü, koyun sütü gibi üretimlerin, müstahsilin ürettiği ürünlerin, sütlerin toplanması ve soğuk zincir içerisine alınarak pazarlanması konusunda Yunus Emre Belediyesi olarak önemli destekler verdik. İnşallah Yunus Dağları'nda bu bölgede hayvancılık konusunda ve onlarla ilgili üretim konusunda, süt ve et üretimi konusunda önemli neticeler alacağız. Kaymakam Topal'da yaptığı konuşmada şunları söyledi. Yağcılar tabii başta olmak üzere bundan sonra diğer köylerimizde de bu müstahsilin, üreticimizin, hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın bu fiziki altyapının iyileştirilmesi noktasında da ne gerekiyorsa hepsi yapılacak. Süt toplama merkezindeki incelemelerinin ardından bir süre mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Çerçi ve Kaymakam Topal,
Beraberindeki belediye başkan yardımcısı Ramiz Çiyak, kırsal hizmetler ve muhtarlıklar müdürü Ramiz Çoban ve emlak istimlak müdürü Mustafa Dandin'le birlikte aşırı soğuklardan zarar gören üzüm bağlarında da incelemelerde bulundu. Manisa Celalbay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi SÇ'nin kızı, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi SÇ, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Genç yaşta hayata veda eden SÇ'nin ölümü sır olurken Manisa'ya getirilerek Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Üniversite son sınıf öğrencisi SÇ ölümüyle sırra kadem bastı. Manisa Celalbay Üniversitesi'nde öğretim görevlisi SÇ'nin kızı, İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi SÇ, İstanbul'da kalmış olduğu evinde ölü bulundu. Genç yaşta ölüm haberini Manisa'daki ailesi tez duydu. Bir anda şok olan Ç ailesi adeta yıkıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan SÇ, 2 ay sonra diplomasını alacaktı. Ancak ailesi ve yakınları onun acı haberiyle yasa boğuldu. İntihar ettiği iddia edilen SÇ'nin cenazesi Manisa'ya getirildi. SÇ'nin cenaze namazı Hatuniye Camii'nde kılındı. Cenaze namazına Celalbay Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kemal Çelebi, tüm fakültelerin dekanları, İl Sağlık Müdürü Doktor Metin Kaplan, Manisa Eski Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı, Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Manisa'daki tüm müteahhit ve iş adamlarıyla Ç'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hatuniye Camii'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Manisa İşkur Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında engellilere yönelik girişimcilik kursu açmak amacıyla protokol imzalandı. Girişimcilik kursları da Manisa merkezinde ilkini başlatıyoruz. En az %49 engelli olma şartı bulunan kurslarda engelli bireylere 70 saat uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek. Kursa katılanlara her kurs günü için 20 lira kursiyer harçlığı ve iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleriyle genel sağlık sigortası İşkur tarafından sağlanacak. Kurs sonunda belge alan kursiyerlere kendi iş yerlerini kurmaları için İşkur tarafından 36 bin lira, KOSGEB tarafındansa 30 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği verilecek. Manisa İşkur Müdürü Salim Eroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası İşbirliği ile engellilere yönelik projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kurs boyunca kursiyerlere belli bir ücret ödenecek. Tabii, sigortaları her şeyi ödüyoruz. 20,5 lira gene ödüyoruz. Her şeyi ödeyeceğiz gene. Günlük yeme, sigortaları? Sağlık sigortaları, kaza sigortaları bize tarafımızda yatırılıyor. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, yapılan projenin dezavantaj değil, avantaj olduğunu ifade etti. 30 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe şeklinde kurumları KOSGEB veriyordu. Artı bunlara ise özellikle engelli arkadaşlarımıza iş kurumuz 36 bin liraya kadar yine geri ödemesiz olarak hibe olarak da bir parayı veriyor. Bu da bir iş açacaklar için, esnafımız için iyi bir rakamdır. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernek başta bir açıklamada bulundu. Engellilerimiz kendi işlerini kuracak ve topluma kazandırmış olacak. Daha etkin olacak. Yani yıllarca evlerinin köşesinde oturan, hiçbir şey yapmayacak dediğimiz insanlarımızı da topluma kazandırmış olacak bu vesileyle. Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel yaptığı açıklamada sağlık sigorta priminiz ödenmedi, hizmet alamayacaksınız yazısını tebliğ eden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da görevini yapmayan Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de yargıya taşıyacağız dedi. Sigorta priminiz ödenmedi, hizmet alamayacaksınız yazısını tebliğ eden SGK'yı da görevini yapmayan Milli Eğitim Müdürlüğü'nü de yargıya taşıyacağız. Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel yaptığı açıklamada
Bir süredir öğretmenlere ve diğer milli eğitim personeline Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik Merkezi'nden kişilere özel yazılar gönderildiğini belirtti. Demirel, öğretmenlerin özel sektör çalışanı değil, kamu emekçisi olduğunu ifade etti. Sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkınız sona erdi. Erdiği tespit edilmiştir denilmektedir. Öğretmen ve diğer milli eğitim personelinin mağduriyetinin derhal sonlandırılmasını beklediklerini kaydeden Demirel şöyle konuştu. Görevini yapması gerekenlerin yapmamasının tüm öğretmen ve personeli ayağına kadar çağırarak düzeltilmesi girişimini kabul etmiyoruz. Bu yazıların öğretmenlere adrese teslim gönderilmesini de hakaret kabul ediyoruz. Öğretmen ve personellerimizin de bu yazı için gereğini yapılmasını bildiren dilekçelerin kurum müdürlüklerine verilmesini öneriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin insan kaynakları ile ilgili birimince yapılması gereken çalışmanın bir an önce yapılmasının, öğretmen ve diğer milli eğitim personelinin mağduriyetinin derhal sonlandırılmasını bekliyoruz. SGK İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi'nin muhatap olarak devlet memurunu almasının yanlış olduğunu belirtmek istiyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 89. kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü Cumhuriyet Meydanı'ndaki milli egemenlik anıtına çelenk sunumuyla başladı. Tüm çalışanların katıldığı TÜİK 89. kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet anıtına çelenk konuldu. Kurum Müdürü Mehmet Akyol, Türkiye İstatistik Kurumu hakkında bilgiler verdi. TÜİK'in belirlediği ilkeler ve hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç duyulan veriler için destek ve yardımcı olmak, gereken katkıyı sağlamak, ilgili kurum, kuruluş ve kişilerin bu görevi yerine getirmeleriyle mümkündür diyen Mehmet Akyol, istatistik üretmek karanlığa ışık götürmek kadar kutsal bir görevdir dedi. Basın mensuplarına ve vatandaşlarına... İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimince Yunus Emre ve Şehzadeler ilçesinde yer alan liseler arasında pilot olarak uygulanan Manisa Liseler Arası münazara yarışması yapıldı. Öğrencilerin kendine güven, sorumluluk, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme ve empati kurma duygularının gelişmesine, toplum ve topluluk içinde kendini rahat ifade edebilmelerine, fikir üretme ve çözüm bulma, antitezler üretme yeteneklerinin gelişmesine, herhangi bir konudaki farklı görüşleri mantık yürütme, araştırma yapma, düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşma, tezler ve istatistiki bilgiler yoluyla savunma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Manisa Liseler Arası Münazara Yarışması, 2014-2015 eğitim öğretim yılında pilot olan iki merkez ilçede uygulandı. Arkadaşlar, 6 ile 17 Nisan 2015 tarihleri arasında Yunus Emre ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ilçe yarışmalarının ardından Yunus Emre ilçesinden Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri Melis Alkan, Baran Nevzat Bayrak, Aslıhan Kahya, Şevval Alla, takım öğretmeni Mahmut Kartal'dan oluşan Prizma takımı ve Şehzadeler ilçesinden Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri Gaye Özder, Hatice Kübra Aydınlıova, Osmancan Erkovan ve Ömer Servan Akyıldız'la takım öğretmenleri Rusar Sözen İkiz, Önder Serpek, Selma Kuray'dan oluşan takım ilçe birincileri olarak finalde yer aldı. Ödül töreni öncesi İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş bir konuşma yaptı. Yarışmanın ardından jüride yer alan edebiyat öğretmenlerine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve ARGE Birim Sorumlusu Hilmi Polat, danışman öğretmenlere ise Şehzadeler Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed İnan Yamlı katılım belgelerini takdim etti. Finalde birinci ve ikinci olan okullara ise ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş verdi. Münazara yarışmasında ikinci oldukları açıklanınca Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencileri salonu boşaltmak istedi. Böyle haksızlık olmaz, bu münazara yarışması jüri tarafından katledilmiş, haksızlık yapılmıştır diyerek çıkıp gittiler.
Okul müdürü öğrencileri güçlükle teskin ederek salonda bir süre kalmalarını sağladı. Eğitim öğretime başladığı tarihten itibaren 148 öğrenci mezun eden ve meslek liseleri içerisinde puanını en çok artıran okul olarak başarılarını üst seviyelere taşıyan Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 4. dönemde de 37 mezun verdi. 2014-2015 eğitim öğretim yılında 37 mezun veren Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde diplomayla kep giyme töreni gerçekleştirildi. Diploma ve kep töreninde açılış konuşmasını okul müdürü Mehmet Gökçe yaptı. Gökçe, mezun olan öğrencilerin üniversite eğitimlerinin yanı sıra hemen iş ortamında da yerlerinin hazır olduğunu belirterek tüm mezun olan öğrencileri kutladı. Okula ismi verilen Nihal Akçura ise yaptığı konuşmada, ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden biri, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Bizler ülkemizi çok seviyoruz, vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Turizmiyle zengin ülkeyiz. Sizlerin bu okuldan mezun olarak katkı sağlayacağınızı biliyoruz. Otellerimiz de sizler için işiniz hazır. Yeter ki siz ülkemiz için çalışın dedi. Yunus Emre Belediyesi yeni bir çalışma daha yaparak belediye bünyesinde musiki korosu kuruyor. İlk tanıtım ve çalışmaların ön hazırlığı olarak Yunus Emre Belediyesi nikah salonunda başlatılan çalışmalara Türkiye'nin en önemli koro şefi ve ses sanatçılarından biri olan Selim Öztaş ve TRT sanatçısı olan eşi Neşe Öztaş katıldı. Müziki korosu çalışmaları Yunus Emre Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirildi. Kurulacak müziki korosunun hocası olacak olan Selim Öztaş, tanıtım gecesine damga vurdu. Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, müziki korosu kurulması için çalışma başlattıklarını belirtti. Ben inanıyorum sizlerin yönetiminde çok güzel bir ekip, güzel bir koro çıkacaktır Yunus Emre'de inşallah. Sizleri sık sık Manisa'da görmeyi, Yunus Emre'de görmeyi arzu ediyoruz. Biz belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa görev olarak maddi, manevi her şeyi inşallah bizler yerine getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum. Türk Sanat Müzikisi Korosu'nda yer almak isteyen bütün vatandaşlar başvurabilecek. Koronun kalıcı ve Türk kültürünün bütün halk tarafından bilinmesi, sevilmesi ve öğrenilmesi amacıyla Türkiye çapında en iyi şeflerden biri olan Selim Öztaş'ın önderliğinde kurulacak olan Musiki Korosu'nda yer almak isteyen sanatseverlerin oluşturacağı koronun çalışmaları ise Eylül ayında başlayacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların Yunus Emre Belediyesi'ne ait telefon numaralarını aramaları yeterli olacak. Bültenimizde spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. PTT 1. Lig'in bitimine 5 hafta kala düşme potasında yer alan Manisa Spor, Perşembe günü konuk edeceği şampiyonluk adaylarından Adana Demirspor'u gözüne kestirdi. Teknik direktör Taner Taşkın, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduklarını, ancak basit hatalar nedeniyle sonuca gidemediklerini söyledi. Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu dile getiren Taner Taşkın, artık kaybedeceğimiz her puan bizi zor duruma sokacak. Adana Demirspor'u yenmek için elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz dedi. Kalan 5 maçın 3'ünü sahalarında oynayacaklarını da hatırlatan Taner Taşkın, deplasmanda rakiplerimiz Buca Spor ve Denizli Spor'la karşılaşacağız. Taraftarlarımıza bu süreçte çok ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçında 90 dakika destek bekliyoruz ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı takımda zorlu müsabaka öncesi Ali Fırat Okur, Bayram Olgun, Çağdaş Atan, Erdi Öner ve Oğuzhan Kayar sarı kart sınırında bulunurken, geçen haftaki Samsunspor mücadelesinde sakatlanan Serkan Türkeli çalışmalara katılamıyor.
Manisa Spor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen, Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı'nda yaptığı görüşmeler sonucunda Manisa 19 Mayıs stadının zeminini yenileyeceklerini açıkladı. Başkan Mergen bu konuda, "Bakanlıktan 18 yıl sonra zeminin tamamen yenilenmesi konusunda söz aldık. Çalışmalar lig biter bitmez başlayacak. Ayrıca 10 yıldır ödenmeyen stat kiralarının da uzun vadeli olarak yapılandırılması konusunda anlaştık," dedi. Kaç tane varsa 3-5 tane var. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdi hoşça kalın. Şuraya, şuraya.